Ne yapıyorsun? Çabuk dışarı çık. Yağmur da yağıyor Purvi. Boğulacaksın. Hemen buraya gel. Purvi! Purvi boğulacaksın. Dışarı çık Purvi. Ne yapıyorsun? Delirdin mi? Nehrin akıntısını görmüyor musun? Ya seni alıp gitseydi? Ha? Bunu hiç düşünmedin mi? Ben bunu ailem için yaptım. Amca, bana Puri verir misin? Bu parayı kitap almak için biriktirecektim. Başka ister misin? Bu şimdilik yeterli olur. Purvi! Purvi! Anneme nehre daldığımı söyleme sakın, olur mu? Halhalı beğendin mi? Evet, çok güzel. Ama keşke altın olsaydı. Şimdi benimle evlenmen gerekiyor. Eğer evlenmezsen başkasıyla evlenirim. Başkası mı? Evet, başka biri. Gel buraya. Çabuk gel. Acele et Piriyu. Geç kalıyoruz. Geliyorum abla. Hiç mi korkmuyorsun ha? Neden korkayım? Sen de Vipul'un yanına gittin. Kapa çeneni Piriyu. Söylediğin gibi yalan bir şey yok, söyleme. Biliyorsun. Yeter artık. Her şeyi artık. Biliyorum. Piriyu yeter gittin. Bırak biliyorum, şunu. Kes şunu. Yapma evet, lütfen. Biliyorum. Yeter. Hadi olmaz. Söyle bana. Seni olmaz Piriyu. Olmaz. Arkaya otur. Hadi. Sana düşeceğimizi söylemiştim, gördün mü? Hadi sen yukarı çık. Kenara çekilin. Şuna bak, her şeyi mahvetti. Ne yapacağız? Lütfen sakin ol anne. Dışarıdaki havaya baksana. Bu havada sıcak puri yemek harika olurdu, öyle değil mi anneciğim? Sen aklını mı kaçırdın? Şu an bunu mu düşüneceğiz yani? Ev sular altında ama sen hala hayal kuruyorsun. Hayal kurmuyorum. Bak, işte burada. Hadi gelin yiyelim. Bunları nereden aldın? Mabetten aldım anne. Zengin bir adam adak dağıtıyordu da. Bu yüzden size de alıp getirmeyi düşündüm anneciğim. Zenginleri hiç anlamıyorum. Fakirlerden alıp
fakirlere dağıtıyorlar. Olsun annem. Al, şunu da ye hadi. Bu son puriymiş. Al anne. Ben doydum. Sen ye kızım. Anne, ben mabette yedim. Beni yemeye zorlarsan midem ağrır. Haberin olsun, hadi ye lütfen. Hadi anneciğim. Bir çocuğun açlığını annesinden başka hiç kimse anlayamaz güzel kızım. Al ye. Tek başıma yersem üzülürüm anne. Birlikte yiyelim lütfen. Al anneciğim. Bazen içimden fabrikanın sahibine beddua ediyorum. Onun yüzünden bu haldeyiz. Çok haklısın. Fabrikayı kurmasaydı çarklarımız kapanmazdı. Ve aç aç çalışmaya gitmezdik. İnsanlar o fabrikanın sahibinin çok bilge ve adaletli olduğunu söylüyor anne. Ama o kişiyi bir yerde yakalarsam bunları neden yaptığını soracağım anne. Çünkü şu an bu yaşadıklarımızın hepsinden o sorumlu. Lütfen hakkımı verin efendim, lütfen. Lütfen bunu bana yapmayın, yalvarıyorum size. Söyle, ne oldu? Efendim, ben bu kuyudan su içerken çocuğumu yere yatırdım. Çocuğumu alıp birlikte koşmaya başladı. Yalan söylüyor efendim, yalan. Bu benim çocuğum. Çocuğumu çalan o kadın efendim. Benim hiçbir suçum yok gerçekten. Öyle bağırdı ki bütün köylüler beni kovaladı efendim. Ama ben sadece çocuğumu almak istemiştim, o kadar. Hayır efendim, yalan söylüyor, bu benim çocuğum. Yalan söylüyorsun, neden yalan söylüyorsun? Asıl sen yalan söylüyorsun, kes sesini artık. Benim çocuğum dedim. Hayır efendim. Anladın yalan söylüyor. Bu benim çocuğum. Bu çocuk bana ait. Bence asıl sorun bu çocuk. Kararımı verdim. Bu çocuğu kanalda boğun. Köy muhtarının nesi var? Nasıl böyle bir karar alabilir? Hayır efendim, bu benim hatam. Çocuğu boğmayın ne olur.
Yalan söylemiştim. Bu çocuk ona ait, benim çocuğum değil. Lütfen onu boğmayın efendim. Lütfen, yalvarıyorum. Lütfen ona bir şey yapmayın. Lütfen. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Daha işimiz bitmedi. Bugün kararı çocuğun annesi verecek. Korkma. Konuş. Senin çocuğunu çalan bu kadına nasıl bir ceza vereceksin? Efendim, bence tüm köyün önünde sopayla dövülmeni ve taşlanmalıdır. Hatta üstüne üstlük evi ateşe bile verilmeli. Belki böylece bir daha böyle saçma sapan işlere kalkışmaz. Adalet yerini buldu. Bu çocuk ona ait. Ne diyorsunuz efendim? Bu mümkün değil. Onun annesi benim. Zaten daha yeni her şeyi itiraf etti. Yalan söyledi. Sırf çocuğu korumak için. Çünkü onu çok seviyor. Onun hayatını kurtarmak için kendini tehlikeye attı. Onu yaşatmak için yavrusundan ayrılmaya razı oldu ve bunu ancak gerçek bir anne yapabilir. Çocuğu için verdiğin tüm cezalara boyun eğmeye hazırdı. Demek istediğim, yalan söyleyen sendin. Az önce onun için istediğin tüm cezaları sana vereceğim. Belki bu sayede birazcık akıllanırsın. Neden düğüne gelmek istemiyorsun? O bizim en yakın akrabamız. Bence gelmelisin. Şunu bırak da beni dinle artık. Düğüne gitmelisin. Belki orada birini görürsün. Ha? Kapa çeneni. Ben düğüne gitmek istemiyorum. Daha ders çalışmam gerek. Eğer iyi bir not alırsam belki bu beladan kurtulabiliriz. Ama bir de beni düşün abla. Yoksa beni düğünde yalnız mı bırakacaksın? Söyle. Gel lütfen. Düğüne falan gitmeyeceğiz Priyo. Neden birden kararını değiştirdin? Kimse oraya gitmeyecek, anladın mı beni? Nedenmiş ha? Herkes düğününe gidecek. Şu kitapları da bırak. Kitaplar seni kurtarmayacak. Anladın mı? Okuyarak memur olunmaz. Dinle. Lütfen gitmeyelim. Neler olacağını biliyorsun. Kapa çeneni. Bunları şımartan sensin. Ne? Orada ne var öyle? Hey! Dinle! Ver şunu. Hayır! Saklıyorsun sen. Hayır baba! Ver! Baba yalvarırım, bırak beni. Lütfen baba, lütfen bırak. Bırak! Lütfen, lütfen baba. Dinle baba, beni. Bunlar benim kitaplarım. Ver şunları. Için. Lütfen bırak baba. Dedim, ver. Bıraksana. Bırak. Ver dedim. Hayır. Ağlama anne. Ben hep yanındayım. Beni kovalamayı bırak, yoksa kötü olur, anladın mı? Aa! Bekle, şimdi görürsün sen. Thank you.
Geldiler. Bu çocuklardan bıktım artık. Dürüm, her yeri dağıttınız, bırakın. Anceli, aynada süslenmeyi bırak da şu çocuklarla ilgilen. Şu an onlarla ilgilenecek havada değilim anne. Çünkü artık bıktım gerçekten. Lütfen bana bir iyilik yap da şunlara yeni bir anne getir. Çok yoruldum. Buradalar. Şu yüzüne bir bak. Hayalet gibisin. Bunu arabaya koy, az sonra çıkarız. Ah, şunlara bak, ne yaptılar? Durdur onları. Bu senin işin, benim değil Anceli. Aman tanrım. Bu çocuklar iyice şımardı. Geldiler. Su iç kardeşim. Hap boğazına takılabilir. Merhaba dayı. Mutlu ol. Neden geldiniz? Sence ben buraya neden geliyorum? Hiç düşündün mü? Gerçekten çok üzgünüm dayı. Cevabım 5 yıl öncekiyle aynı. Lütfen bunu benden bir daha istemeyin dayı. Nihayet suyu boşalttık. Şu eve bak. Her şey gitti. Merak etme anne. Okulu bitirir bitirmez birkaç gün içinde ne varsa hepsini önce hallederim. Önce iş bulmalısın. Evet, ve bir iş bulur bulmaz büyük bir evimiz, giyecek bir sürü kıyafetimiz, bir sürü paramız olacak. Sen hiç endişelenme, olur mu? Güzel yemekler yiyeceğiz. Puriye. Bak kardeşim, sen bunu seversin. Puriye. Ama tansiyonun çıkacak. Bu ne böyle Yogi? Düğün daveti kardeşim. Eski çalışanımız vardı ya, onun kızı suda evleniyormuş. Bence gitmeliyiz. Ben o düğüne gitmeyeceğim. Ne gitmek içimden geliyor ne de giyecek kıyafetim var benim. Bu yüzden de gitmeyeceğim. Hayır, gitmeyeceğiz. Gerek yok. Orada zaman kaybedemeyiz. Bir sürü işimiz var. Al hadi, olmadı ararız. Köyün bir sürü işi var. Düğünden önce onları halletmemiz gerekiyor, biliyorsun değil mi? Ayrıca düğün yeri çok uzakta. Köyün adı neydi? Şavat Köyü. Evet, doğru. Yogi, abin yerine sen git oraya. Düğüne gitmezsen babam çok kızacak ve anneme vuracak. Evet, çok haklısın. Hemen bir şeyler yapmam gerekiyor. Ben buna izin veremem. Eğer düğüne gitmezsem babam çok kızar. Bu yüzden de gideceğim. Bu düğüne gideceğim. Ragu benim için çok değerli. İşi sonra hallederim. Bu özel günde onun yanında olmamız gerekir. Boş ver, Yogi gidecek senin yerine. Gitmene gerek yok. Arar tebrik edersin, olur biter. Önce sen işlerini hallet canım, tamam Hayır mı? Hayır anne. Onun bize çok yararı oldu. Bırak bugünün de onun yanında olayım. Ayrıca bütün çalışanlarımız bizim için her zaman aileden sayılır. Hemen arabayı hazırlayın. Ama canım. Prakashi, neden numara yaptın ha?
Onun annesisin, düğününe gitmemesini söyleyip biraz inat etsen seni dinler, zaten gitmez. Kardeşim, biliyorum. Ben onun annesiyim. Ama ikna etmeye çalışsaydım bu en az 5 yılımı alırdı, biliyorsun. Bak dinle beni. İkimiz de aynı yaştayız. Ve ikimiz de hastayız. İkimizde de hastım var. Düşünsene aynı anda ölüyormuşuz, ha, nasıl olur? Saçma sapan konuşmayı bırak. Ne ölümden bahsediyorsun? Demek istediğim, bırak gitsin. Bak, eğer düğüne giderse belki bir kıza aşık olur da evlenir. Bunu hiç düşünmedin mi sen? Artık evlenme zamanı geldi. Bir de bunu düşün hadi. Doğru diyorsun. Ama bu onun kararı. Artık o bir çocuk değil, kendi kararlarını alabilir. O yüzden bu tür konulara girmek istemiyorum doğrusu. İyi ama şey... Savita, buraya gel. Beni duymadın mı? Bana yemek ver. Sessiz olsana, bağırma. Sana ne? Burası benim evim, anladın mı? Çocukların açlıktan ölüyor. Görmüyor musun? Senin şu haline bir bak. Kazandığım parayı harcıyorum. Sana ne bundan? Bana karışma. Senin paran mı? Daha bu sabah kızının parasını çaldın sen. O bizim kızımız değil. O bize sadece yük. Yük dediğin o kişi ailemize bakıyor. Ya ben? Ne yaptığımı sanıyorsun? Bu ev bana ait ve benim paramla dönüyor. Anladın mı? O kızın değil yani. Babamın bitip inmeyen bağırışlarından bıktım artık. Beni. Ama biliyorsun, babam asla düzelmeyecek. Yani bu yüzden kendini üzme. Sen sadece çalışmana bak abla. Fabrikaya gitsene. Haklısın Priyo. En iyisi fabrikaya gidip orada çalışayım. Bu arada babama bir şey deme, olur mu? Hemen abla dönerim. Abla dinle dur. Bu saatlerde orada hırsız olabilir. Dikkat et lütfen. Tamam, sonra görüşürüz. Siz devam edin. Ben önce fabrikaya gideceğim. Düğüne geç kalma canım. Tamam. Tam 5 yıl oldu. Ve sonunda artık... hayalim gerçekleşecek. Sakşi fabrikası. Böylesine büyük bir fabrikayı yapanın aklına hiç gelmemiş miydi bu? İnanamıyorum. Herkes işini kaybetti. Ve onların arasında babam da var. Gerçekten yazık. Abla dur, bu saatlerde orada hırsız olabilir. Çok dikkat et. Priyo haklıydı. Kesin bir hırsız var. Şimdi ne yapacağım ben? Lütfen yardım et Tanrım. Lütfen. Ne yapacağım?
Hey, kimsin sen? Hey! Kimsin? Gel buraya! Kıpırdama. Yoksa ateş ederim. Kimsin sen? Cevap ver bana. Kimsin ve neden buradasın? Yoksa hırsız mısın? Sana cevap ver dedim. Hadi! Hey, nereye gidiyorsun? Bu kitaplar işçilere ait olmalı. O hırsızı yakalamalıyım. O hırsızı yakalamak için ne gerekiyorsa yapacağım. Kitaplarımı fabrikada bıraktım. Tekrar geri dönersem o hırsız... Aa, bırak beni! Bırak dedim! Bırak! Sakin ol lütfen. Suda, burada ne yapıyorsun? Bugün düğünün yok muydu senin? Neden düğüne gelmedin ha? Zerdeçal törenimi de kaçırdın. Ben... Tamam boş ver. Bak, bunu vermek için evine gidiyordum. Seni gördüğüm iyi oldu. Hem sana bir şey göstereceğim. Yapma Suda. Hadi şimdi, gel benimle. Şimdi olmaz hadi. Dedim. Gel Suda benimle, lütfen gel. Bekle lütfen. Bak hadi. Bak. Bu yeni evimiz. Şu mutfağa bak. Güzel mi? Ve şuraya bak. Buraya çok güzel bir ışık alacağız. Ve yüksekte olduğumuz için evi su da basmayacak. Güzel değil mi? Ve biliyorsun buraya hayvan falan da giremez. Gel bir de şuraya bak hadi. Şuna baksana. Harika görünüyor. Priyu, telefonu bırak da kahvaltını yap. Hadi gelin bakalım. Hadi hadi çabuk çabuk hızlı olun. Tanrım şu Puri'lere de bir bak. Priyu hala telefonda mısın? Bak, hadi kardeşi gel. Kardeşi de burada gördün mü? Ha? Ve bu samoslar da Guddu için çok sever bunları. Birazdan gelir. Tatlı almaya gitti, merak etme. Artık sobayı yakmamıza bile gerek kalmayacak. Ocağımız olacak. Annem artık boşu boşuna yorulmayacak. Hem babamın çalışmasına da gerek yok. Purvi, nasıl ha? Beğendin mi burayı? Evet, güzel. Ama Suda, bu nasıl oldu? Boş ver. Bak sana ne getirdim. Eski gelinliğim. Beğendin mi? Sen de kalabilir. Suda, bunlar senin kitapların. Onlarla ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım peki? Anlamadım. Okula gitmeyecek misin? Ah seni akıllım. Kızlar evlendikten sonra okumuyor. Evlenince okulu bırakman gerek. Ama Suda sen çalışmayı seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Hadi gel anneme gidelim. Bu arada kızlar evlendikten sonra kocalarını dinlemeleri gerekir. Nerede kaldın sen? Hadi gel artık seni bekliyoruz. Ah hadi hemen gidelim hadi hadi. Ben de bir gün sana ev yapacağım anne, söz veriyorum.
Yanlış giyinmişsin abla. Ne oldu? İyi görünüyor bence. Şunu örteyim. Tamam bırak. Düğüne gidiyorsun, işe değil. Bırak gözlerine dedim. Gözlerine kalem çek, küpe tak. Ancak o zaman güzel görünürsün. Boş ver Piri'yi lütfen. Dur bekle, geliyorum. Şunu tak. İşte bu kadar. Çok güzel oldun. Tamam hadi gidelim. Dikkatli ol abla. Tamam merak etme. Onu mu giyeceksin? Ama bu yırtık değil mi abla? Yapabileceğim bir şey yok. Seninkini versene. Ama benimki de yırtık. Bekle. Bir fikrim var. Bak artık yırtık görünmüyor değil mi? Aferin. Güzel fikir abla. Ben gidiyorum. Bekle abla, en önemli şeyi unuttun. Yine ne oldu? Acele et lütfen. Abla, şu çantayı al ve teyzeye söyle ağzına kadar yiyecekle doldursun, tamam mı? Abla, eğer çanta dolmazsa babam çok sinirlenebilir. Sonrasını biliyorsun zaten. Bekle. Tanrım, ona göz kulak ol. Onu kötülerden koru. Merhaba efendim. Lütfen gelin. Ben de sizi bekliyordum efendim. Tam zamanında geldiniz. Her şey istediğiniz gibi. Hadi buyurun gelin. Purvi nasıl ha? Tamam gel hadi. Amca! Buyurun. Muhtar gelmiş. Tamam. Hemen geliyorum hemen. Hemen geleceğim. Bu köyün muhtarı kim ve neden herkes onu görmek istiyor? Öyle. Neden bu kadar ünlü ki? Ve Molki olduğunu biliyorum. Aa, boş ver. Bazen içimden fabrikanın sahibine beddua ediyorum. Onun yüzünden bu haldeyiz.
Aman tanrım, yani o adam buydu. Hatta o gün ayağına da vurmuştum. Bu nasıl olabilir? Vrendra, nasıl yaralandın? Fabrikada bir hırsız vardı. O vurdu. Hırsız mı? Evet. Sana içeri girme demiştim, değil mi? Şimdi bir kulübeden müstakil bir eve geçeceksiniz. Hadi ama. Anlamıyorum, neden üzgünsün? He? Biraz gülsene. Konuştuğumuz gibi. Tamam mı? Al hadi. 500 bin rupi. Hiç bu kadar parayı birlikte gördünüz mü? Al. Al hadi. Kızını evlendirip zengin oldun. Artık kızın senin değil. Sakın o düğüne gitmekten bahsetme. Gitmeyeceksin. Ne olacağını biliyorsun. Demek annemin dediği buydu. Çünkü burada farklı işler dönüyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun efendim. Ya kızımıza kötü bir şey yaparsa ha? Ailesini daha tam olarak tanımıyoruz bile. Aklını mı kaybettin? Bunu ailemizin mutluluğu için yaptım. Hadi sudayı getir. Acele etmeliyiz. Hadi. Gidip hemen sudayla konuşmalıyım. Bu olamaz. Hayır. Ben buna izin veremem. Hayır. Konuşmam gerekiyor. Dışarı çık. Sana sonra anlatırım. Hadi. Ha, neyi hadi var çıkın. Purvi, ne oldu? Daha sonra anlatırım. Hadi. Purvi, çıkın dedim. Çıkın, iyi misin? Purvi, ne oluyor? Ne oldu? Suda. Seninle konuşmam gerekiyor. Neden bu kadar endişelisin? Bak. Suda. Kapıyı aç canım. Ama. Dur Suda. Ama neden kapıyı Purvi? Açma, lütfen. Ne? Lütfen. Neden? Söyler misin? Konuşsana Purvi. Gel benimle. Purvi, ne yapıyorsun? Gel beni bekle. Hadi. Purvi, yeter ama, ne oluyor söyler misin? Purvi, yeter, saçmalama. Anlamıyor musun Suda? Bu düğünü yapmak zorunda değilsin. Çünkü seni kandırıyorlar. Ne diyorsun sen? Ne kandırılmasıymış beni bu, söyle. Beni dinle Suda, lütfen, doğruyu söylüyorum ben. Gözlerimle gördüm. Ailen seni satmış Suda. Gözlerimle gördüm diyorum. Baban seni sattı Suda. Karşılığında da 500 bin aldı. Ayrıca hani o ev vardı ya, onu da öyle almışlar. Buna izin veremem Suda. Benimle gel lütfen. Hadi. Nereye gidiyorsunuz böyle? Hem siz neden bahsediyordunuz? Doğruyu söylüyorum efendim. Bu evlilik falan değil, alakası yok. Babası onu sattı efendim. Yemin ederim, inanın bana. Yalan söylemiyorum, gözlerimle gördüm. Efendim, siz saygın bir insansınız. Lütfen buna izin vermeyin. Lütfen, lütfen, yalvarırım efendim. Yeter! Sen konuştun. Şimdi sıra bende. Hiç öyle bir şey yok. Saçmalayıp durma. Bu Molki. Molki nedir biliyor musun sen? Molki ticari bir şey değildir. Molki yoksul kızların iyiliği için oluşturulan bir gelenek. Yani parayla falan ilgisi yok. Gücü yetmeyen anne ve babalar bu geleneği uygular.
Hatta bu gelenek sayesinde fakir insanları da sevindirirler. Onlara yüklü bir para ve ev verirler. Zaten bu düğünde kızın da rızası var. Düşündüğün gibi değil yani. Belki ileride sen de Molki sayesinde evlenirsin. Molki kötü bir şey değil yani. Kızım, söyle. Bu evliliği istiyor musun? Evet efendim. İsteyerek evleniyorum ben. Ve Molki olduğunu biliyorum. Beni neden anlamıyorsun? Annem ve babam yakında neredeyse açlıktan ölecek. Tüm hayatlarını sadece bir öğün yiyerek geçiriyorlar. Onlara bakmanın ve yanlarında olmanın nesi yanlış söyler misin? Baksana. Zenginler Muso'nun tadını çıkarıyor. Ama biz çamurlu yataklarımızda yatıyoruz. Ben artık ailemle mutlu olmak istiyorum. Bunu anlamıyor musun? Bu bizim hakkımız. Lütfen Purvi, beni anla. Muhtar doğru söylüyor. Bu aldıkları para ve ev onlara çok yardımcı olacak. Ve ben hayatımı ailemle geçirebileceğim. Lütfen karışma. Efendim, onun adına özür dilerim. Lütfen onu affedin efendim, lütfen. Bunu al ve yiyecekle doldur, tamam mı abla? Eğer doldurmazsan babam çok sinirlenir. Teyze, biraz yiyecek alabilir miyim acaba? Nereye gidiyordun? Onu çaldığını gördüm. Hanımefendi, çay. Ah, sağ ol.
Çok yedim. Tamamen dolu. Aa, kolyem nerede? Altın kolyemi gördün mü? Daha yeni boynumdaydı. Nerede? Nerede o? Buralarda bir yere düşmüş olabilir efendim. Kontrol etsene. İçeri gidip herkese bunu çaldığını söyle. Eğer söylemezsen bağırmaya başlarım. Hey! Nereye gidiyorsun? Dur! Yakalayamadım. Neyse. Gidip şu kolyeyi hemen sahibine vereyim. Daha bu sabah boynumdaydı. Nerede olabilir ki? Hanımefendi, kimde olduğunu biliyorum. Kimde? Fakir olan biri çalmıştır, öyle değil mi hanımefendi? Söylesene kim? Hanımefendi, bu kız çaldı. O mu? Evet, o. Hayır, hanımefendi, ben neden kolyenizi çalayım neden ki? Neden acaba? Hanımefendi, bir insanı asla yüzüne göre yargılamamalısın. Ama şu ayağına bir bakın, yırtılmış terlik giyiyor. Efendim, baksanıza, kolyeyi o çaldı. Ben gördüm. Kesinlikle. Hayır. Hanımefendi, neden kolyenizi çalayım ki ben? Başka ne çaldım bakayım? Bekleyin hanımefendi, bekleyin. Bakın kolyeniz. İşte bakın. Bakın işte. Efendim, lütfen. Yiyecek çalarken düşündü ki neden kolyeyi de çalmıyorum ben? Ne de olsa çok fakir biri, öyle değil mi? Yalan söylüyor hanımefendi. İnanın bana. Bunu ben yapmadım. Ben yapmadım hanımefendi. Yemin ederim ben yapmadım. Kolyeyi sen çalmadıysan çantana nasıl girdi ha? Eğer para ve yiyecek istiyorsan bana söylemen yeterliydi. Bu kızın babası tam bir ayyaş ve köye de borcu var. Belki ondan çalmıştır. Başka hayır, ne olacak? Hayır, ben hırsız değilim efendim, lütfen. Bunun kız kardeşi de öyle. Bunu nasıl yaparsın? Suda. Onlara bunu yapamayacağımı söyle. Sen beni tanıyorsun bunu Suda. Bunu neden yaptın? Sen benim dostumdun. Anlamıyorum, buna ne gerek vardı ki? Suda beni yanlış anlıyorsun. Kapa çeneni ve bahaneler üretmeyi bırak. Teyze, lütfen güven bana teyze. Yemin ederim ben yapmadım. Lütfen inan bana. Bence onu polise vermeliyiz efendim. Vay canına, şu cesarete bak hele. Abi. Bu kız hırsız değil. Onu sana verecektik. Asıl hırsız bu. Kendi gözlerimle gördüm. Efendim. Nereye gidiyordun ha? Söyle. Şimdi görürsün. İçeri gidip herkese bunu çaldığını söyle. Yoksa hemen bağırmaya başlarım. Hey, nereye gidiyorsun? Dur! Teşekkür ederim. Beni büyük bir iftiradan kurtardınız. Merak etme canım. Ben senin yanındayım. Söyle bakalım. Masum bir kızı hırsızlıkla suçlamaktan utanmıyor musun? Bu yüzden cezalandırılacaksın. Efendim, bu bir hataydı. Bu bir hataydı efendim. Aferin sana, harika bir iş çıkardın. Artık bu kolye senindir.
Bu da ne? Baba, lütfen ver bana. Önce nereden aldınız? Söyleyeceksin baba, bana. Baba ver lütfen. Bırak baba. Sizin yüzünden beş parasızım. Baba lütfen ver, yalvarırım. Gömeceğim. Baba lütfen. Bıraksana kızı. Lütfen ver. Buraya gel. Bırak diyorum sana. Bıraksana kızı. Lütfen ver şunu lütfen. Bıraktım senden artık. Yeter. Tamam lütfen sakin ol. Baba ben ablam gibi değilim. Bana karışamazsın, anladın mı? Ver şunu artık, ver. Vurma, hamileyim. Hamile misin sen? Kimin çocuğu? Söyle. Konuş. Hayır. Söyle. Hayır konuş. Baba. Hayır baba. Çekil Purvi. Dur çekil. Baba. Dur çekil ya dedim, baba lütfen. Onu. Hayır söyle baba kim? Yapma lütfen. Yoksa lütfen. Kafamı kırarım. Söyle dedim kim? Hayır baba söyle. Lütfen dur lütfen. Söyle kim yoksa seni öldürürüm. Hayır baba ya dedim lütfen. Söyle. Lavi. Lavin Piru'yu çok seviyor baba. Bu onun hatası değil. Yalvarırım dur baba lütfen. Hayır. Benim neden bundan lütfen, haberim? Hayır ya? Baba. Söyle. Baba lütfen. Hayır baba. Yalvarırım. Baba lütfen. Lütfen baba lütfen. Beni çok seviyor. Hayır. Lütfen vurma baba. Baba lütfen. Söyle ona kızımla evlenecek, anladın mı? Yoksa bütün köye bunun yüzünden rezil oluruz. Eğer böyle bir şey olursa hiçbirinizi bağışlamam. Diri diri yakarım. Anladınız mı beni? Anladınız mı beni? Anlıyor musunuz? Navin kim? Onunla evlenecek evet mi? Evet anne. Kötü biri mi? Hayır anne, yarın gider konuşurum. Ailesi de büyük ihtimalle evliliği onaylar. Siz daha neden hazırlanmadınız? Spor bayramı kutlamaları için çocukların okuluna gitmemiz tamam. Gerekiyor. Acele edin. Ben hemen gidiyorum. Acele et hadi. Ben hazırım. Tamam gel. Bilu. Hey Bil. Abi niye duruyorsun? Sen de git hemen. Tamam tamam al şunu. Biliyor musun? Şu anda aynı müdür gibisin. Ya bir dakika. Yani? Yani demek istediğim şuraya bir bakar mısın? Herkes senin dediklerine uyup uslu uslu işlerini yapıyor ama aynı okuldaki çocuklar gibi. Yeter. Yolda istediğin kadar dalga geçersin ama şimdi git hazırlan. Neden bütün gün bilgisayarın başındasın söyler misin? Sonunda interneti keseceğim, o olacak. Bırak şunu da git hazırlan. Az sonra dışarı çıkacağız. Hadi okula gitmeliyiz. Bugün spor bayramı. Bu senin için altın bir fırsat. Aynı filmlerdeki gibi hazırlan. Belki bu sayede istediğini alabilirsin. Aklını kullan. Tamam abla. Bekle, ben hemen döneceğim. Anjali, çocuklar hazır mı? Birazdan hazır olacaklar anne. Ama neden göremiyorum? Neredeler? Abla sence bugün spor bayramına babam gelir mi? Manas, sence gelir mi? Bir düşün bakalım. Çünkü müdür onu davet etti ya abla. Belki gelebilir. Babamı herkes davet ediyor ama o hiç gitmiyor. Evet doğru abla. Ayrıca gelip gelmemesi kimin umurunda? Kendi kaybeder. Hadi çocuklar okula gitme zamanı. Fabrika yarın açılacak. Tüm hazırlıkları bitirin. Tam 5 yıldır bugünü bekliyordum. Bütün her şeyi ayarlayın, tamam mı? Teyze, Navin'le birbirlerini çok seviyorlar. Eğer kabul ederseniz çok iyi bir çift olacaklar. Lütfen kabul edin teyze, olur mu? Canım Piyaşi'yi tanıyoruz biz. Çok akıllı bir kız. Ve en önemlisi Navin'den hoşlanıyor, öyle değil mi? Yani tabii ki kabul edeceğiz. Biz hazırız peder.
5 kutu hazırla. Bir şişe ver. Olmaz. Neden olmazmış? Sen önce diğerlerini öde. İyi tamam, bugün bütün hesapları kapatacağım. Oldu mu şimdi? Hazırla sen onları. Ha? Ha nasıl? Git ve tüm hesaplarımı kapat, tamam mı? Hadi ver. Olmaz. Neden? Bununla öncekileri ödedin. Şimdikini kim ödeyecek peki? Paran varsa öde, yoksa git, tamam mı? Tamam bak, onları da ileride bir gün öderim, tamam mı? Hadi lütfen bir şişe ver yalvarırım. Alın şunu buradan, hadi. Sadece bir şişe ver, hayır. Bana dokunma, dokunma, bırak beni, bırak. Bırak dedim, bırak, bırak, bırakın. Bırakın diyorum size, bırakın beni. Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Parasını ben vereceğim onun. Teşekkür ederim. Ama bir sorunumuz var. Priyashi'yi Purvi'den önce evlendirmek kulağa gerçekten garip geliyor. Yani efendim, bizim demek istediğimiz, toplum kötü düşünebilir. Ya biri gelip sorarsa neden bu kadar erken evlendirdiniz, yoksa hamile falan mı diye. Lütfen bizi anlayın. Sen de konuş. Yani insanları tanıyorsunuz, her şeyi bilmek istiyorlar. Teyze, toplumdan bize ne ki? Biz sadece onların mutluluğu için bunu yapıyoruz, biliyorsunuz. Canım, onlar daha çocuk. Bir şey yapsalar insanların umrunda olmaz, ama biz artık büyüdük. Yanlış bir şey yapınca insanlar hemen hesap sorar, bir cevap bulmalıyız, öyle bakın, değil mi? Bakın, dinleyin. Büyük kızınız Purvi'yi evlendirene kadar biz de Navin'i... küçük kızınızla evlendirmeyeceğiz. Hadi otur. İstediğin kadar al. Ben ödeyeceğim. Bir şey diyeceğim efendim. Söyle. Kimse kimseye sebepsiz yere iyilik yapmaz. Buna sen de dahil. Karşılığında ne istiyorsun? Sende mücevher varmış. Ne? Eğer olsaydı sence burada dilenci gibi oturur muydum ha? Ben bir uzmanım. Tek bir görüşte cevheri tanıyabilirim. Göstereyim mi? Evet. Şuna bak. Purvi? Evet, kızın. Saçmalama, o mücevher değil, kömür kömür. Bak, dur bekle, şimdi sana göstereceğim. Gel. Hepinizi Springwell Okulu'nun spor günü etkinliğine bekliyoruz. 4. sınıf öğrencilerimizin 100 metre koşusu birazdan başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Görünüşe göre babam gelmeyecek. Yerlerinize hazır olun. Başla. Hadi Juhi. Juhi koş hadi. Hadi hadi. Hadi koş, hadi! Aman tanrım, bütün çocuklar öne geçti. Juhi arkada kaldı. Abla! Boş ver abla. Üzülme. Ben yanındayım. Al şunu iç bakalım. Bırak Aşi'yi. Onunla konuşmalıyız. Meşgul olsa bile sırf çocukları için buraya gelebilirdi, değil mi? Baksana.
Ne kadar da üzgünler. Bizimkilerin dışında. Herkesin ailesi burada. Muhtar burada! Muhtar burada! Muhtar burada! Muhtar burada! Babamın geç kalması iyi oldu. Yoksa senin kaybettiğini görebilirdi. Sonra sen ve babam ikiniz de aşağılanmış olurdunuz. Kazanmak sana göre değil abla. Bekle, hemen döneceğim, tamam mı? Bekle. Kolyeyi kurtararak harika bir iş çıkardın. Al bakalım. Bu senin. Bu kolyeyi nasıl geri aldın? Ben bu kolyeyi düğünde o kıza hediye etmiştim. Onu kıza hediye ettin ama sen gittikten sonra o... bu kolye sizde kalabilir. Ben bunu para için yapmadım efendim. Sadece iyilik olsun diye yapmıştım efendim. Benim başka bir niyetim yoktu. Ve kolyeyi bana geri verdi. O yüzden taktım. Yarışa katılmak isteyen 4. sınıflar hemen sıraya girin. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Merhaba. Merhaba. Ben de yarışa katılmak istiyorum. Emin misin? Ama bu çok zor. Evet efendim, eminim. Söylesenize, Juhi neden bu engelli koşuya katılıyor? Daha normalini kazanamadı. Bunu nasıl kazanacak? Ne yapıyorsun abla? Neden yenildiğin bir yarışa katıldın abla? Juhi, Juhi! 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 Baba vurma, hamileyim! Priyashi'yi Purvi'den önce evlendirmek kulağa gerçekten garip geliyor, öyle değil mi? Yani efendim, bizim demek istediğimiz, toplum kötü düşünebilir. Ya biri gelip sorarsa neden bu kadar erken evlendirdiniz yoksa hamile falan mı diye. Lütfen bizi anlayın. Purvi! Delirdin mi? Ölmek mi istiyorsun sen? Hadi gel. Ne oldu, iyi misin? Ha? Ne yapıyordun Purvi? Neden kendini boğmaya çalıştığını bir türlü anlayamıyorum. Söylesene Purvi. Purvi, söyleyecek misin? Piriyu hamile. Ve babam Navi'nin onunla bir an önce evlenmesini istiyor. Ama Navi'nin ailesi, ben evlenmezsem Navi'ni Piriyu'yla evlendirmeyeceklermiş. Çünkü küçük kız kardeş ablasından önce maalesef evlenemezmiş. Yani toplum sorun çıkartırmış. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Neden? Bütün bunlar başımıza neden geliyor anlamıyorum. Lütfen yardım et Tanrım, lütfen.
Lütfen kardeşime, kardeşime yardım et Tanrım. Ancak sen bizi kurtarabilirsin. Şimdi zıplamak yok. Sadece dinleneceksin. Yakında iyileşecek, değil mi? Evet, endişelenmeyin. Bakın, çocukların kemiklerinin iyileşmesi çok zaman almıyor. Göreceksiniz. Yaklaşık bir hafta içinde koşmaya başlayacak. İlaçlarını zamanında verin yeter, tamam mı? Anjali, bu iş sende, tamam mı? Çok mutluyum Rendra. Bugün çocukların için okula geldin. Ben müdür beni çağırdığı için gittim. Çocuklar için değil. Yani sen müdür için mi geldin? Dayı, biliyorsun ki ben köylülerden gelen hiçbir daveti kabul etmem. Bu nedenle okula gittim. Zaten çocukların yanında da siz vardınız. Ama sen onların babasısın. Bunu neden yapıyorsun? Senin takdirini kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Gördün mü? Juhi sırf senin için o engelli koşusuna katıldı, kazanmaya çalıştı. Ve kendini senin için yaraladı ama sen hala müdür deyip duruyorsun. Hayır, benim için bir şey yapmadı dayı. O ne yaptıysa kendi için yaptı. Saçmalama Vrendra, senin için yaptı. Sırf senin mutlu olman için her şeyi yapıyorlar ama sen hala uyu. Juhi de bugün bunu yaptı. Sen mutlu ol, onları sev diye yarışı kazanmaya çalıştı. Birazcık çocuklarını düşün. Bari sen sevgi vermiyorsan onlara bir anne getir artık. Bak, Sakşi'ye bir söz vermiştim. Bu çocuklara bir anne bulacağım. Tamam, sen ne kadar inatçıysan ben de o kadar inatçıyım. Onlara bir anne bulacağım, anladın mı Vrendra? Dayı, söyler misin? Neden çocukça davranıyorsun? Çünkü çocukların için senin düşünmediğin şeyi yapıyorum ondan, anlıyor musun ha? Bak, çocuklar senin için can atıyor Vrendra. Tamam, yeter artık dayı. Beni dinle. Sana son kez söylüyorum. Ben tekrar evlenmeyeceğim. Vrendra, beni dinle. Eğer evlenmezsen o fabrikayı sana kurdurmam. Hayır dayı. Ne olursa olsun o fabrikayı açacağım ben. Kimse beni engelleyemez. Önce çocuklarınla ilgilen. Sonrasında fabrikayı açarsın, anladın mı? Goddo, içeri gel, annem seni çağırıyor. Hadi gel. Bırak şu tavuğu. Vipul, sen... Tanrı sonunda duanı kabul etti Purvi. Yani anlamadım. Baba. Geldik oğlum. Merhaba teyze, merhaba amca. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Neden geldiniz? Hadi gelin, içeri gelin. Hayır dayı. Ne olursa olsun o fabrikayı açacağım ben. Kimse beni engelleyemez. İlk önce çocuklarınla ilgilen. Sonrasında fabrikayı açarsın, anladın? Çok özür dilerim. Evimiz biraz dağınık da. Kusura bakmayın. Hayır. Lütfen bizim için telaş yapmayın. Gelin oturalım. Lütfen kendinizi yormayın hanımefendi. Lütfen teyzeyi rahatsız etmeyin. Bu da tatlınız. Tatlı mı? Niçin efendim? Efendim, kızınızı istemeye geldik.
oğlumuz için. Teşekkürler efendim. Efendim, babası nerede? Şu an dışarıda, işi vardı. Gel Mahesh, şuna bir bak istersen. Ha, bu senin evin olabilir. Para? 500 bin rupi alacaksın. 500 bin mi? 500 bin. Gerçekten mi? Bana inanabilirsin. Gerçekten. 500 bin. Buradan bir daire ve günlük cep harçlığın. Kabul ediyor musun? Al bakalım. Ne diyorsun? Evet, kabul ediyorum. Hemen gidip onunla konuşacağım. Merak etme. Tebrikler Mahesh. Kızın artık Molki. Tebrik ederim Mahesh. Sonunda kızın evleniyor. Seni içtenlikle kutlarım Mahesh. Bak işte sonunda istediğin oldu. O kadar erken nasıl öğrendiler ki? Daha yeni konuşmuştum. Biliyor musun? Purvi'miz evleniyor. Tanrı dualarımızı kabul etti. Çok mutluyum Mahesh. Anne... Hemen dönerim. Görünüşe göre haberi almışlar. Ve Purbiye de bakılırsa Molki'den çok memnun gibi. Kim apartmanda yaşamak istemez ki? Ne düşünüyorsun? Ne? Hiçbir şey. Mutlu musun? Mutlu mu? Elbette çok mutluyum. Peki ya Purbi? Purbi çok mutlu. Çünkü o da bunu istiyordu. Bir bak. Kimi istiyordu? Vipul. Onu çok seviyor. Ve biliyor musun? Vipul'un ailesi onu istemeye geldi. Birbirlerini çok seviyorlar. Tanrı'nın sayesinde. Yakında kızımızın çok güzel bir düğünü olacak. Ve biliyor musun? Düğünü hemen haftaya istiyorlar. Yarın tören başlayacak. Daha bir sürü işimiz var. Savita, burada ne yapıyorsun? Yapacak çok işimiz var. Bugün benim için büyük bir gün. Hayalim tam 5 yıl sonra gerçekleşecek. Bu Sakshi fabrikası bugünden itibaren tam randımanla çalışmaya başlayacak. Ayrıca köylülerin ve çevredekilerin güzel günleri bu açacağımız fabrika sayesinde başlayacak. Ve bu fabrika... Hepimizin geçim kaynağı olacak. Gelin efendim, açılışı yapalım. Virendra, gidelim. Dur! Bekle. Bak Virendra, daha vakit var. İyi düşün. Şu inadından vazgeç. Dinle, bir karar ver. Unutma, bu fabrika benim arsamda. İstediğimi yap, sonrası umurumda değil ama...
Yapmazsan burayı yıkarım. Söyle, kararın ne? Beni engelleyemezsin dayı. Kararım değişmeyecek. Hemen söyle, geri çekilsinler. Yoksa inan bana, çok kötü olur dayı. Ne olacakmış ha? Yık, o zaman anlarsın. Kimse fabrikama dokunamaz, anladın mı dayı? Peki sen bilirsin, nasıl istersen. Eğer dediğimi yapmazsan beni kimse durduramaz. Şimdi anlayacaksın. Hadi gelin buraya. Yıkın şu fabrikayı. Dayım ne yapıyor? Bir şeyler yapmalısın anne. Dayı, dayı. Neden inatlaşıyorsunuz? Durdur onları. Yogi, sen çok onun haklı. Büyüğüsün. Durdur şunları. Hadi durdur. Dayı, lütfen dayı. Abi durdursana. Abi durdur diyorum. Dayı yalvarırım. Durdur şunları. Durun. Hadi. Şunu sakın unutma. Burası benim toprağım. Kararları ben veririm. Arazinin senin olduğunu biliyorum ama benim hayatım bu toprağa bağlı. Bu araziyi senden almak istiyorum. Araziyi satmak için burada değilim. Evlenmen için buradayım. Dinle. Evet dersen her şeyi unuturum. Söyle. Ne yapacaksın? Olmaz. Güzel. Git buradan. Git hadi. Dayı. 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 Ne oldu dayı? Dayı, dayı iyi misin? Dayı. Abi. Dayı. Dayı dur. Abi. Dayı. 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 Aman tanrım. Dayı kal. Dayı. Kalp krizi. Kalp krizi geçiriyor. Dayı lütfen. Hastaneye götürmeliyiz. Nereye gidiyoruz abla? Bugün zerdeçal törenin var. Evde olmamız gerek. Her an gelebilirler. Eve gideceğiz. Ama ondan önce mabede gitmemiz gerekiyor. Düğünüm için dua etmeliyim kardeşim. Merak etme, çok uzun sürmez periyum. Yüce Tanrım, hasta her kimse lütfen onu iyileştir. Onu koru. Onu kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama durumu kritik bildiğinize, tamam mı? Endişelenmeyin. Hadi. Bunların hepsi senin yüzünden. Geliyorum. Hadi acele edelim. Çok hadi. Geç kaldık abla. Hadi. Hadi. Mipul. Thank you.
Nereye gidiyorsun? Beni bekle. Maple! Ne oldu abla? Avipul'u köyün dışına çıkarken gördüm. Başkası olabilir abla. Yanlış görmüşsündür. Eminim Piri'yi. O Avipul'du. Köyün dışına gidiyordu. Abla bugün törenin var. Neden köyün dışına çıksın bu ki? Bu doğru ama eminim oydu. Acaba nereye gidiyor? Çok merak ediyorum. Anne ne oldu? Neden ağlıyorsun? Damadın ailesi nerede? Anne söylesene. Onları neden çıkartıyorsun? Anne neden ağlıyorsun? Lütfen söyler misin? Neyin var anne? Ne oldu? Neden bir kerecik mutlu olamıyoruz biz? O çocuğu unut. Ben sana başka birini bulacağım. Vipul'un babası geldi. Çeyiz istiyordu. Aksi takdirde Vipul'u seninle evlendiremeyeceğini söyledi kızım. Dün her şey yolundaydı. Ne oldu inan bilmiyorum. Demek ki Vipul ondan gidiyordu. Merak etme canım. Seni Vipul'le evlendireceğim. Çeyiz ayarlayacağım. Nasıl ayarlayacaksın yoksa babam mı ayarlayacak ha? Aptal kadın. Hurbi'nin ne dediğini duymadın mı? O köyü terk etti anladın mı? Gitti gitti. Vipul Furbi'yi seviyorsa neden köyü terk etsin ha? Buraya teklifle geldiler çünkü bizi ancak bu şekilde kandırıp çeyiz alabilirlerdi de ondan. Anlayın şunu artık. Az kalsın bütün paramız gidiyordu. Eğer ben olmasaydım evi bile kaybedebilirdik. Planlarını anlayınca nasıl hemen kaçtılar. Tamam yeter. Artık bütün bunları unutun tamam mı? Piryu'ya odaklanmalıyız. Onu evlendirmemiz gerek anladın mı? Anlıyor musunuz beni? Ama kabul etmiyorlar ki. Yapacak bir şeyleri mi var? Kabul etmek zorundalar. Hepsi senin yüzünden. Keşke doğmadan önce ölüp gitseydin de bunları yaşamasaydık. En azından köye rezil olmazdık. Şunun haline bak. Bütün itibarımız yok oldu. Bunun sebebi sensin. Hepsi senin başının altından çıktı biliyorum. Sizin yüzünüzden bütün itibarım gitti. Anladınız mı? Bütün itibarım gitti. Keşke sizin gibi iğrenç bir alem olmasaydı. Kahretsin. Kahretsin. Büyük bir kalp kriziydi. Ameliyatı yaptık ama durumu halen kritik. Bir daha büyük bir strese girerse durumu daha da kötü olabilir. Bir şey daha. İyileşene kadar yanında olmalısınız. Evet Jyoti. Evet daha iyi. Sen çocuklarla kal. Hanımefendi, hanımefendi, affedersiniz hanımefendi. Onu şimdi ameliyata almamız gerek. Çok kan kaybetmiş. Hayatı da tehlikede. Lütfen ameliyatın yapılması için hemen içeriye 5000 rupi yatırın olur mu? 5000 rupi mi dediniz? Evet, 5000 rupi. Ama, lütfen acele edin hadi acele edin. Doktor, doktor ben parayı ayarlarım ama lütfen kardeşimi kurtarın. Yalvarırım onu kurtarın. Elimden geleni yapacağım. Siz sadece parayı ayarlayın. Gerisi bizde tamam mı? Hadi. Lütfen hadi. Efendim. Peki ben parayı nereden bulacağım? Siz gidin. Yakınlarda bir otelde kalın. Tamam mı anne? Sen nerede kalacaksın? Ben dayımla kalacağım. Tamam. Bizimkileri otele götüreyim.
Ben de burada kalacağım çünkü. Merak etme. Parayı hallederiz canım. Ama nasıl anne? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Sen burada kal ve onunla ilgilen. Efendim, doktor sizi odasında bekliyor. Lütfen hemen gidip formu doldurun, olur mu? Hadi. Su. 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 Efendim, şimdi uzanın. Parayı ayarladınız mı acaba? Merak etmeyin, annem yakında ayarlar. Hemen ara. Fazla zamanımız yok. Kız kardeşin şimdi ameliyat olmazsa onu kurtaramayız, anladın Hayır, mı beni? Hayır hemşire, lütfen öyle söyleme. Annem her an burada olabilir. Gidip anneme bakacağım. Yolda olmalı. Hemen geleceğim. Lütfen onunla ilgilenin. Hadi çabuk ol, seni bekliyoruz. Teyze, teyze. Şuna annem... bak Purvi. Annen orada ne yapıyor bak. Bu kadın çıldırmış, hayatını riske atıyor. Baksanıza. Ev sahibinin boğası yaralanmış ve tohumların bugün akşama kadar ekilmesi gerekiyordu. Yoksa geç kalacaktık. Ev sahibi çok büyük para verecekmiş eken kişiye. Sonra bir baktık ki annen bütün tohumları almış ekiyor Purvi. Söylesene, annen neden bu kadar açgözlü de bir hayvanın yapacağı işi yapıyor? Gerçekten anlamıyorum. Anne! Anne bekle! Anne bekle! Ne yapıyorsun sen? Dur! Burada dur ne anne, işin lütfen var? Hayır orada lütfen. Yalnız git ona bak. Lütfen bırak şu işi anne, dedim. Lütfen! Yavaş. Yavaş. Bunu neden yaptın kızım? Neden hayatını riske attın? Ha? Al 5000 rupi.
Hadi gidelim anne, hadi. Dikkatli ol canım. Hadi. Evet oğlum, Burvi ile konuşacağım. Büyük babanın aniden hastalandığını, senin de ona bakmaya gittiğini söyleyeceğim. Ama oğlum, ona iyi bak, tamam mı? Büyük baban iyileşene kadar buraya gelme. Doktorla da konuş ve bana haber ver, tamam mı oğlum? Tamam baba, merak etme. Büyük babamı hastaneye yatırdım ve doktorla da konuştum. Sen hiç endişelenme. Sen sadece Purvi ile konuş yeter. Çünkü döner dönmez onunla evleneceğim. Tamam canım, söyleyeceğim. Aynen dediğin gibi yaptım. Bir haftalığına başka yere gönderdim. Artık kızım Purvi'yi bu bir hafta içinde istediğinle evlendirebilirsin. Anladın mı beni? Tamam mı? Al bu ödünün. Aferin, hep öyle dediğimi yap. Anladın mı? Hadi artık paranı say. İşim var. Tamam mı? Aferin. Dayıcığım, beni affet. Benim hatamdı. Böyle olacağını bilseydim, bunu senin yanında asla söylemezdim. Yani kabul ediyor musun? Dayı, canımı istersen sana seve seve feda ederim. Ama bunu yapamam, bunu isteme. Neden böyle bir şey yaptın? Ya kötü bir şey olsaydı, hiç düşünmedin mi? En azından bizi düşünseydin. Korkma, her şey yoluna girecek. Annem babasıyla konuşacak. Sadece bekle. İnan bana, çok yakında Navin'le evleneceksin. Navin damatlığını giyip seni almaya gelecek. Ve sen de gelinliğini giyeceksin. Ben de sizin düğününüzde dans edeceğim. Şunu düşünmeyi bırak artık. Evlenmek istemiyor işte, inat edip durma. Ayrıca bunu sana da söylemişti. Evlenmek istemiyor, anladın mı? Ayrıca fabrika hakkında şantaj yapmayı da bırak. Boş ver, alsın işte. Hem bu sayede kafasını dağıtır, öyle değil mi? Bir kez daha düşün. Şu çeneni kapat artık. Kızların babası benim. Onların geleceğine ben karar vereceğim. Hem o çocuk hepsinden daha iyi. Anladın mı beni? Fakat... Yeter artık, sus. Benim dediğim olacak. Anladın mı? Sus artık, konuşup durma. Purvi'yi evlendirelim. Diğeri de zaten gidecek. Anlıyor musun beni? Yeter artık, saçmalama. Ama Vipul onu seviyor. Saçmalama, saçmalama. Purvi sevseydi bunları yapar mıydı ha? Söylesene. Çocuk korkudan kaçtı resmen. Şu kafanı biraz kullan. Eğer o adamı beklersek bizim ölümüz çıkar bu evden. Purvi'yi hemen evlendirmemiz gerekiyor. Yoksa yakında bütün köye rezil olacağız, anladın mı? Ben zaten onun için bir damat seçtim. Onunla evlenecek. Hem onların her şeyi hazırmış. Yani evliliği hemen yapar göndeririz Purvi'yi. Anladın mı beni? Her şey hazır. Tamam mı? Ve Virendra, sen bunu dinleme. İstediğini yap. Şu haline bak. İyice hastalanmaya başladın. Biliyorsun artık çok yaşayamazsın. İkimiz de çok yakında öleceğiz. Bırak çocuklar istediğini yapsın. Tamam mı? Sen sadece hayatının geri kalanını çocuklarınla eğlenmeye bak. Gerisini onlar halleder. O kadar anlattım sana ama hala hiçbir şey anlamadın değil mi? Çünkü içi boş. Sessizliğin küçük kızımızın yaptıklarını gizleyemez. Daha bugün hastaneye gittin. Ya köylüler kızının bebeğini kaybettiğini öğrenirlerse he? Ne yapacaksın? Düşündün mü? Navi'nin ailesi oğullarını evlendirmez. Anladın mı? Virendra o fabrikayı kuracak. Kararı verdim. Artık kavga yok. Anlaşıldı mı? Eğer hala istiyorsan fabrikayı yıkabilirsin. Hayır. Hayır. Fabrika yıkılmayacak. Buna asla izin vermeyeceğim. Kimse beni engelleyemez. Dayıcığım, şartını kabul ediyorum. Ancak sen de dediğimi yapmalısın. O arsayı bana devredeceksin dayı. Böylece gelecekte kimse orayı yıkamaz. Söyle, eğer araziyi benim adıma yaparsan, ben de senin dediğini yaparım.
Söyle, düğünü ayarlayalım mı ha? Konuş. Düğünü ayarlayalım mı, ayarlamayalım mı? Evet. Hadi. Baba. Düğünü ayarla. Kabul ediyorum. Bir kez daha düşün. Karar verildi. Hazırlıkları yapın. Seni seçtiğin adamla evlenmeye hazırım ben. Düğünü ayarlayabilirsin. Böylece Piri'yi kimseye rezil olmadan evlenebilir. Ben evliliğe hazırım baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.